gidiyor. Normalin kapağını bir kapat bir de aç onu mu? Ekmeklerini. Hazırlama şeyi. Şimdi evet. Güzel. Servis yapıyoruz. Afiyet olsun. Hadi teşekkür ederim. Çok elinize sağlık. Şey yani köyün çok eski. Baklava hamurundan oklavayı büzerek hazırlıyoruz. Çok. Kurma baklava. Evet. Evet baklava. Aynı baklava hamurunda. Gitmeyeceğim. Hocam gitti. Bir de benim var. Türk mutfağı haftası kapsamında biz de geçmişte aslında planladığımız fakat hayata pandemiden dolayı geçiremediğimiz bir gastronomiyle ilgili bir etkinlik planlamamız vardı. Bunu fırsat bildik. Çok da iyi oldu. 8 günlük bir etkinlik planladık. Normalde 21-27 Mayıs'tı bu Türk mutfağı haftası. Biz onu 20'sinden başladık. Özellikle 19 Mayıs sonrası şehrimize, Safranbolu'muza gelen misafirlerimizi de onları da özellikle Safranbolu'da karşılamak, onlara da etkinliklerimizi göstermek adına 8 günlük bir etkinlik planladık. Bu Karabük Lezzet Şenlikleri özellikle bütün ilçelerimizi işin içine dahil etmek istedik. Yani şu belki yapılabilirdi, bütün ilçelerimizden lezzetleri, tatları, yemeklerimizi alır, Safranbolu'da ya da Karabük merkezde bir yerde sergilenebilirdi. Bu da olabilirdi, bu yöntemdir ama onu öyle olsun istemedik. Bütün ilçelerimizde bir canlılık, heyecan uyandırsın. İnsanlarımız kendi lezzetlerini ön plana çıkarsın diye özellikle bunu istedik ve başarılı olduğumuzu düşünüyorum. Yani her gittiğimiz ilçede arkadaşlarımız, kaymakamlarımız başkanlığında, belediye başkanlarımız, sivil toplum örgütlerindeki arkadaşlarımız, muhtarlıklarımız çok büyük destek verdiler bu etkinliklere. Aslında bir heyecan da uyandı şehirlerimizde, ilçelerimizde. Vatandaşlarımız pandemi sonrası böyle bir güzel ortamda bir araya gelmiş oldular ve herkes kendine ait, kendine has olan lezzeti, o yemek kültürünü bizlere göstermek istediler. Gelen misafirlere göstermek istediler. Ve çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Güzel olduğunu düşünüyorum. Tabii biraz önce de ifade ettim. Aslında belki 3-5 tane binden yemek çeşidimiz gözüküyor. Ön planda duruyor ama aslında yüzlerce çeşit yemeğimizin olduğunu, lezzetimizin olduğunu biliyoruz. Bu süreçte ortaya çıktı. Bundan sonraki süreçte arkadaşlarımızla da görüştük. Bu yemekleri kayıt altına almak istiyoruz. Yani belki değişik bunlarla ilgili kitaplar çıkmış olabilir ama daha derli toplu her ilçeyi içine alan yöresel lezzetlerimizi, yemeklerimizi kayıt altına alıp tarifleriyle beraber bunları kayıt altına alıp gelecek nesillere aktarmak istiyoruz. Böyle bir düşüncemiz var. İkincisi de bu yemeklerimizi eğer yöresel lokantalar, restoranlar açılabilirse oralarda özellikle gelen misafirlerimize ikram edilmesinin daha uygun olacağını düşünüyoruz. Ama diyelim o olmazsa bir kısım yemeklerimizin gelen misafirlere daha yaygın bir şekilde sergilenebilmesi, ikram edilebilmesi için restoranlarla görüşeceğiz. Onların bunları gündemlerine almasını sağlayacağız. Buradaki maksadımız aslında sadece yöresel lezzetlerimizi ön plana çıkarmak değil, aynı zamanda yöremizdeki diğer değerleri ön plana çıkarmak. Yani bir Hadrianapolis'i, doğamızdaki yöremizdeki doğal güzelliklerimizi, Safranbolu'muzdaki diğer kültürel altyapımızı, Yenice'mizin doğal güzelliklerini, yürüyüş parkurlarını, yöremizde ne varsa, eski pazarımız, efsanemiz, ovacığımız, her yörenin kendine has özellikleri, güzellikleri var. Bunları da ön plana çıkarıp turizme kazandırmak, daha fazla insanların gelmesini sağlamak istiyoruz. İsterseniz bir şarkısını eşlik edelim mi? Edelim. Hadi. Hep beraber. Döndüm yaşadım bir bahar gibiydim, kışlara döndüm. Artık her arzumu gönlüme gömdüm. Felek seni çabuk harcadın beni. Artık her arzumu gönlüme gömdüm, felek sen
annem çabuk harcadın beni. Aresi olsaydı ömür alırdım. Hayat senle çabuk harcadın beni. Mahzun gönlüm üzgün bakıyor. Kalbimi bir kor almış yakıyor. Artık gözlerimden yaşlar akıyor. Hayat senden çabuk harcadın beni. Harcadın beni.